Evet, Sayın Başkan, değerli Bakan, Bakan Yardımcıları, milletvekillerimiz, değerli bürokratlar ve basın mensubu arkadaşlar, ben de öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan'ın sunum kitapçığını dinledik ve tekraren de okudum. Şimdi ben öncelikle tarım olarak şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce tarımda esas olanın üretim olması gerektiğini ve üretimin önemini yıllardır insanlığın var olduğundan bu tarafa biliyoruz. Ama özellikle de son dönemde bu pandemiyle birlikte daha da iyi anladık. Üretim olmadan cebinizdeki paranın hiçbir değeri, önemi olmadığı açıkça ortaya çıktı. O nedenle biz yıllardır partimizin düşüncesi olarak üretimin desteklenmesini hep önceledik, öne sürdük. İşte bu süreçte bu gerçekler de ortaya çıktı. Şimdi üretim alanlarının daraldığını hep birlikte görüyoruz Sayın Bakan. Yani bu çok önemli bir konu. Üretim alanları gerçekten Anadolu'muzu şöyle dolaştığınızda, ki biz de dolaşıyoruz, görüyoruz da, üretim alanları gerçekten daralmakta. Çünkü vatandaşlarımız bilinçli ya da bilinçsiz. Ben bilinçli diyorum ama yine de bir tırnak içerisinde bilinçsiz bir şekilde üretimden çekilmekte. Değişik desteklemelerle, teşviklerle üretimden çekilen vatandaşlarımızın boşalttığı alanlar var. Bugün üretici sayısının 500 binlerin altına kadar düştüğüne dair değişik rakamlar var. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bakın, üretim maliyetlerini arkadaşlarımız çok detay bir şekilde dile getirdiler. Üretim girdi maliyetleri gerçekten çok yüksek Sayın Bakan. Örneğin benim ilim Antalya'da bu güzlük ekim, örtü altı, sebzecilin, sera üretimlerinin, bakın, güz ekiminde %50-60 üretimden vazgeçme var Sayın Bakan. Bakın, ben size şimdiden söylüyorum. Güz ekiminde, seracılıkta %50-60 üretimden vazgeçme var. Bu neyi gösterir? Bu üretim maliyetlerinin yüksekliğini ve artık üreticinin ektiğinden para kazanamaz hale geldiğini gösteriyor ve ekip zarar etmektense ekmemeyi tercih ettiği bir döneme geldiğimizi gösteriyor. Şimdi sizin sunum kitapçığınızda üretimde sürdürülebilirlik için planlama için ileri teknolojiyi önceleyerek tarım politikalarını bu doğrultuda geliştiriyoruz demişsiniz. Bakın, ben size söyleyeyim. Türkiye'nin üretimle ilgili en önemli sorunu plansızlık. Siz bize planlamayı önceliyoruz der iken, peki ülkede nasıl bir planlama yaptınız? Bugüne kadar nasıl bir planlama yapılabildi? Bugüne kadar hangi bölgede hangi ürünün ne şekilde ekileceği ve o ürünün işte ne şekilde değerlendirileceği konusunda yapılmış bir planlama var mı? Şimdi bakın, bizim çiftçimiz belli bölgelerde bir dönem ürününü eker, para kazanırsa bölgede bulunan bütün çiftçiler aynı ürünü eker, hep beraber zarar ederler. Yani daha bunun önüne geçilemedi. Yani şimdi bir üretimde belli bölgelerde hangi ürünlerin destekleneceği, hangi ürünlere belli kotalar konularak o ürünleri satın alınacağına dair daha iktidarımız döneminde 20 yıldır bunu başaramadınız. Yani sizin bu planlamayı hedefliyoruz işte gibi söylemleriniz 20 yıllık iktidar döneminde sonuç itibariyle boşa çıktı. Yani bu ülkenin en önemli sorunu plansızlıktı. Ve yine şunu da söylemek istiyorum. Yani sizin bakanlığınız 8 ay olabilir ama siz de sonuçta bu iktidarın bir bakanısınız. 20 yıllık tüm fatura sonuç itibariyle bakanlığınıza ve sonuçta da size aittir. Şimdi bu plansızlık öyle ki Sayın Bakan, mesela Antalya'da Narenciye bölgesidir sonuçta Antalya. Ama bir dönem geliyor, insanlar narenciye ağaçlarını kesiyor, nar dikiyor.
Bir dönem geliyor, bakıyorsunuz o tarım politikası, narla ilgili ekilenin dikilenin karşılığını alamamış insanlar. Çünkü devlet olarak siz o ekim dikim yapanların elde ettiği ürünü doğru kullanabileceği bir pazar oluşturamamışsınız, bir yan sanayi oluşturamamışsınız. Efendim şimdi nar bahçeleri kesiliyor. Ne yapılıyor? Muz. Seralarda muz. Sayın Bakan, gidin Akdeniz'i, özellikle Antalya'yı, Manavgat'ı, Seri, Alanya bölgesini bir gezin. Oralarda narenciye ağaçları, nar ağaçları kesiliyor ve yüksek metrelerde, seralarda muz ekimi var. Bir taraftan su kaynakları ciddi tehdit altında, bir taraftan da oradaki doğal yapı bozulmakta ve sonuç itibariyle de iklimi gerçekten ciddi şekilde etkileyecek bir hale gelmiş durumda. Peki muz ekenler halinden, hayatından şu an çok memnun mu? O da ayrı bir tartışma konusu. Bu kadar ilk etapta verilen teşviklerle geniş ekim alanları oluştu muzda ve şimdi de gerçekten sıkıntılı bir sürece girer hale geldiler. Neden? Çünkü bir taraftan da ithalata devam ediyorsunuz. Şimdi siz de bu AKP'li bakanların bütün sunumlarında göstermiş oldukları bir hastalık var. 2002 hastalığı. İşte tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2002'de 3.8 milyar iken 2021'de 25 milyar dolara kadar çıkardığınızı ifade etmişsiniz. Ama sunum kitapçığınızda görüyorum ki ithalatla ilgili herhangi bir şeyden herhangi bir rakamdan bahsetmemişsiniz. Bakın, sizin yarışacak olduğunuz tarih 2002 değil. 2002 20 sene geride kaldı. İktidar olarak her dönemde bir önceki yıla göre daha kötüye giden bir tablo izlediğiniz için sonuçta sizin ancak 2002 süreçleriyle geldiğinizi görüyoruz. Bir taraftan üretimi arttırdık, ihracatı derken hala karpuz, elma, buğday ve hatta samanı da ithal eden bir ülke konumuna getirdiğiniz AKP iktidar olarak söylememiz gerekir. Sütle ilgili şunu söyleyeyim, bakın şimdiye kadar süt üreticileri bize eğer tanıdığınız bir peynir ve sütle ilgili bir işletmeci varsa sütümüzü biz oraya verelim diye zaman zaman bizi ararken, bakın ilk defa peynir ve süt ürünlerini işleyen bir işletmenin sahibi bir süt kooperatif başkanından kendisine süt alımı konusunda aracı olmamı istemiştir. İşte süt üretiminde ülkeye getirdiğiniz hal budur. Yani artık insanlar ineklerini keser bir vaziyete geldi sayenizde. Süt üretimi ciddi anlamda düştü. Yine sunum kitapçınızda bakın, planlamadan bahsettiniz ama Türkiye'nin en stratejik ürünleri olan fındık, çay, şeker, pancarı, tütünden hiçbir kelime dahi bahsetmemişsiniz Sayın Bakan. Sadece fındık ve şeker, pancarı bir yerde geçiyor kelime olarak. O da fiyatıyla ilgili. Şimdi siz böyle stratejik konularda bile bir gösterdiğiniz açılımınız maalesef ki yok Sayın Bakan. Bu orman yangınları ile ilgili şunu söyleyeyim sadece. Örneğin Manavgat yangını olarak geçen yangın sürecinde binlerce dönümlük alanda orman yangını oldu biliyorsunuz. Sadece Manavgat değil, Akseki, Alanya, Gündoğmuş gibi ilçelerimizde. Ancak o yangın sürecinden sonra tarihin en büyük vurgunu orada gerçekleşti. Sayın Bakan, tarihin en büyük vurgunu orada gerçekleşti. Çünkü orada yangın bölgesinde yer alan ve sağlam olan o ağaçlar apar topar çok geniş alanlarla ihaleye çıkarıldı. Çok küçük rakamlarla 80, 90, 100, 110 TL gibi metrekübleri satışa çıkarılan ağaçlar süreç içerisinde 1000-1500, 2000-2500 gibi rakamlara çıktı. Biz bu hususu süreçte devamlı dile getirdik. Tarihin belki de en büyük usulsüzlüğü orada gerçekleşti. Bunu da gözümüzden kaçmadığını ifade etmek istiyorum. Tarım topraklarının korunmasıyla ilgili bir başkanım şu cümleyi bitireyim. Tarım topraklarıyla ilgili alanları koruduğunuzu ifade ettiniz. Ve şunu söyleyeyim ben size, Antalya ile Korkuteli ilçesi Dereköy
mahallesinde bakın 5000 dönümlük bir alanın 2000 dönümünü kapsayan bir alana Dinyit kömür ocağı açılmasıyla ilgili bir konu var. Bu konuyla ilgili Toprak Koruma Kurulu da iki kere red kararı çıktı. Ancak bu red kararına 3 tane imza onay verdi. 3 kişi olabilir dedi. Siz bakanlık olarak benim verdiğim yazılı soru önergesine efendim işte burası sulu mutlak tarım alandır, marjinal tarım arazisidir. O nedenle uygun değil, görmedik diye bir cümle var. Ama burada hala o kömür mücadelesi devam ediyor. Ancak buna onay veren kim biliyor musunuz Sayın Bakan? Sizin Tarım İl Müdürünüz. Sizin Tarım İl Müdürünüz oradaki tarım alanlarını yok edecek kömür alanı açılmasıyla ilgili karara imza atan bir müdürünüz var Antalya'da. Bilginiz olsun Sayın Müdür. Trakya'da çiftçilerimizin ayçiçek tarlalarında görülen çayır tırtılı zararını karşılamayı düşünüyor musunuz? Ülkemizde 9.1 milyon hektar tarımsal ovayı sit alanı ilan ettiğini söylediniz Sayın Bakan. Tekirdağ Ergene'de 1. sınıf tarımsal sit alanının plastik organik sanayi bölgesine yapılmasına nasıl onay verdiniz? Göle sayısı 3 kat arttırarak 1100'e çıktığını söylemiştiniz. Bu rakamda Tekirdağ, Gözsüz, Çimendere, Gazioğlu gibi diğer göletlerimiz de var mı? Gözsüz Barajı 2019'da sulamaya açılacaktı ama inşaatı ortada yok. Ne zaman bitireceksiniz? Yine Tekirdağ toplulaştırmada yapılan arazilerde çiftçilere teslim edildi. Ancak çataklar, sınır düzenlemeleri çiftçiye kaldı. Saatte 1600-1800 liradan dozer kepçe çalıştırıyorlar. Bu mağduriyet önüne geçecek misiniz? Sayın Bakan, tarım danışmanlarının sesine kulak verin. Bu çizmeleri niye getirdiğimi belki merak ediyorsunuzdur. Geçen hafta ülke genelinden gelen tarım danışmanları çizmeyle protesto eylemi yaptı. Serbest ya da ziraat odaları, kooperatifler ve birlikler bünyesinde çalışan tarım danışmanlarına tarımsal yayın ve danışmanlık desteği 2022 yılında yıllık 52 bin lira fiyat biçildi. Cumhurbaşkanı tarımsal destekleme kararında bu ücretin 72 bin lira yükseltilmesi mali kayıplar sorunu çözmekten uzaktır. Aylık 6 bin lira. Vergiler düşünce yine asgari ücretin altında kalıyor. Çalışırken sırtlarındaki deriyi alıyorsunuz ama sıra alın terini ödemeye gelince cimriliğini tutuyor. Destek miktarını artıracak mısınız? Her yıl 5 bin ziraat mühendisi mezun olurken ve 40 bin ziraat mühendisi KPSS'ye girmişken niçin arazide çalışmak için toplu mühendis alımı yapmıyorsunuz? Yeni kadrolar açmıyorsunuz? Kamuda güvencesiz sözleşmeli değil kadrolu atama yapacak mısınız? Teşekkürler. Sayın Cavit'in bir soru daha var. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, kıymetli Plan Bütçe Komisyonumuzun üyeleri, Sayın Bakanım, kıymetli bürokratlar, basınımızın değerli emekçileri, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımızın sunumunda okuduğumda çok kıymetli bulduğum bir şeyin altını çizerek tekrarlıyorum. Gıda meselesi, üretim sorunu, milli güvenlik sorunudur diyor. Buna katılıyorum yürekte. Bakın, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 17 Kasım 1937'de şunu söylüyor. Eğer şeker fabrikalarının sayısını 20'ye çıkaramaz ve şekeri ekmek kadar kolay alınır hale getiremezsek Gürbüz çocuklara hasret kalacağız der. Ama gel gör ki son 34 yıldan sonra yapılan şeker ithalatıyla bu ülkede şeker fabrikalarını kuran Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Ecevit, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız. Bu bir günde olan bir şey değildi. Hep böyle Cumhuriyet'in her biri kalesi olan bu fabrikaları hesapsızca, plansızca satış sonrası bu noktaya geldik. Ve bakın yanlışlar devam ediyor. Tarım politikasızlığının sonucu. Türkiye Cumhuriyeti'nin %70 pancar üretimi suyu olmayan Konya Havzası'nda ve etrafındaki illerde üretiliyor arkadaşlar. Bu illerin topraklarının tamamı su fakiri. Konya'sında yaşanan obrukları da hep birlikte görünmekteyiz. İklim değişikliği eylem planında Tarım Bakanlığımız bunun neresinde çok merak etmekteyiz. Bu ülkenin bir bir toprakları maden ruhsatlarını açılırken, verimli tarım arazileri aynı şekilde yollar geçirirken, yapılaşmalar olurken, organize sanayi bölgeleri kurulurken bunları koruması gereken Tarım Bakanlığı gerçekten
arar durumdayız. Sayın Bakan akademik olarak da bu işin içerisinden gelendi. Sayın Bakanım, köy çocuğuyum. Köyleri de geziyorum. Türkiye'nin yaklaşık olarak da 74 vilayetini parlamentoda bulunduğum süre içerisinde gezdim. Köylerdeki köylünün traktörlerini koyduğu garajlarda ya da vesaire yerlerde o kadar çok çürümeye terk edilmiş zirai aletler var ki bildiğiniz gibi değil. Bunlar daha fazla çürümeden ekonomiye kazandırılması adı altında bunların bir projeyle alınıp tarım ekipmanlarının çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek, yörede üretilecek ürünlerin de üretimi noktasında katkı sunacak hale getirilmesi artık bu ülkede kaçınılmazdır. Tarımı ihmal eden ülke intihar ediyor demektir. Gelişmiş bir ülkenin semalarında ne kadar çok uçağın uçtuğu değil, ne kadar çok arının uçtuğu önemlidir. Eğer arılar ölürse sonraki yıllarda insanlar da ölür diyor Albert Einstein. Tabii Tokat Anadolu'nun yüzü de verimli bir ili. 3 büyük ovası var ama ne yazık ki hiçbir ovasında da ürün planlaması yok Sayın Bakanım. Yılda 1 milyon ton domates üretilen Tokat'ta o verimli Kazova'da her yıl üst üste münavebeli ekilmesi gereken mısır ekiliyor. Bakanlığınız, bağlı birimler ve AK Parti iktidarı ve ilgilileri seyrediyor. Bu hem yörede belli hastalıkları getiriyor, çok su kullanıldığı için su kaynaklarını verimsiz tüketiyor, çölleşiyor, verimsizleştiriyor. Bu kıymetli ovalar büyük ova olmaktan çıkıp gidiyor. Tabii maden yöremizde yine kanayan bir yana, orman katliamı arkadaşlar. Dünyada dolar ve euro ucuzken büyük laminat parke ve benzeri kaplama yapan fabrikalar yurt dışından orman envalı alıyor idi. Devlet yurt içinde orman envalı alımı noktasında bunlara bir avantaj verdi. Ama ne acı ki şimdi de vicdansızca orman kırımı yapılıyor. Kontrolsüz, denetimsiz ve damgaya, ağaca bakılmaksızın. Evet, bunların da mutlaka önlenmesi gerekiyor. Ve bunlar sulama ücretleriyle ilgili sorunlar, bunların hepsi biliyor. Bir an önce havza bazlı ürün planlamasına geçilmesi gerekiyor. Yandaş firmalara içini boşalttığınız Ziraat Bankası'nın yeniden kuruluş amacına dönüp bu ülkede çiftçiye üretme noktasında kredi vermesi gerekiyor. Tamamlıyorum Sayın Başkanım. Son bir cümle. Evet. Her köye bir teknik personel. Ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi, veteriner hekim gibi bir çalışma. Yine çiftçimizin milli gelirden aldığı 211 milyar TL para AK Parti hükümetlerinde duruyor. Ve çiftçinin toplam borcu da 186 milyar. Bir defa çiftçiyi toprakla ve üretimle barıştırmayı düşünüyor musunuz? Mustafa Adı Güzel. Fındık ve mal üretimini konuşmak istiyorum. Fındıkta 20 yıllık sorunu 5 dakikada anlatmak mümkün değil. Bu yüzden bazı güncel tespitler yaparak yetineceğim. Bugün üretici ülkenin Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı fiyatın 10 lira altında fındığı maliyetine satmak zorunda kalıyorsa, üreticiden 43 liraya alınan fındık yabancı ülkede 10 kat fiyata 400 liraya 500 liraya işte bakın 200 gram 11 euro işte kilosu 20 dolar bu şekilde satılıyorsa bir yabancı kartel ihracatın %65'ini ele geçirmiş benim ürettiğim fındığı dışarıya elin oğlu satıyorsa son 20 yılda kayıtlı 392 yerli firmamız sadece 39'a düşmüşse hala buna rağmen eğer hükümet kendi yerli sanayisinin değil de bu yabancı kartel Ferrero'ya kredi veriyorsa milyonlarca bu ülke için bu bir vehamettir. Daha dün bu Ferrero fındık almayı durdurdum diye hala oyun oynayıp efelenebiliyorsa Sayın Erdoğan'ın taban fiyatına karşı kendi fiyatını açıklıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutuyorsa bu topyekun bize hakarettir. Gelin bunları konuşalım dedik. Fındık için 27. dönemde üçü bize ait olmak üzere 4 araştırma önergesi verdik. Fakat siz bunları konuşmadınız. 4'ünü de reddettiniz. İşte gelinen nokta. Fındıkta destekler yeni açıklandı. 21 lira gübre desteği vermişsiniz. Sadece 2 ocağa yetiyor. Bir dönüm 50 Ocak. 50 Ocak'ta 2 Ocak için gübre desteği veriyorsunuz. Alan bazlı gelir desteği ise tam 10 yıldır 170 lira.
10 yılda her şey 10 katına çıktı. Siz hala 170 lira veriyorsunuz. Bir kesin ve temelli çözüm olarak bir fındık kanunu teklifi verdik. Fındık taban fiyatının nasıl oluşacağından desteklemelere, fındık ihracatına kartelleşmeye kadar her şey var. Herkesin fikrini aldık. 33 maddelik bu kanun teklifinin 21. maddesi Türkiye'de fındık kartelleşmesine son verecektir ve bunu da size takdim edeceğim. Tarım alanlarında maden izni verilmesiyle ilgili bir örnek vermek istiyorum. 4000 dönüm olan Fas'ta altın madenine, altın madeni değil de Sayın Bakan, fındık ekseniz 800 ton fındık oluyor. Bu 40 milyon lira yapar. Yani 2 milyon dolardan fazla yapar. Fakat aynı alandaki altın madeninin şirketin devlete taahhüt ettiği miktar pay olarak kaç biliyor musunuz? 2 milyon dolardan aşağıya. Yani aynı alanda sadece maden işgal ettiği alandan bahsediyorum. Fındık üretiyorsunuz, yılda devlete verdiğinden fazla fındık gelir oluyor ki orada 100 yıl başka bir şey ekseniz bitmeyecek. O 100 yıl orada fındık ekip üretip devlete katkı sağlayabilirsiniz. O yüzden Sayın Bakan, ÇED süreçlerinde tarım dışı kullanıma izin vermeyin, izin veriyorsunuz, hesap ortada. Size bir de size bağlı olan kendi bölgemdeki orman işletme müdürleri maalesef maden şirketlerine taşeronluk yapıyor. Bugüne kadar devlet insanlardan ormanı koruyordu. Maalesef şimdi insanlar devletten ormanı korur duruma geldiler. Bir de arıcılığa değineceğim. Arıcılık çok sorunlu bir alan. Burada kısaca üç temel sorunu dile getirmek istiyorum. Bir, yüksek maliyetler, yetersiz destekleme. İki, sahte bal. Üç, şeker temininde zorluklar ve arıcıları dolandıran TAHAP ismindeki bir derneğin siyasetten destek görmesi. Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci arkadaşlar. Arıcılığın desteklenmesi için başka veriye ihtiyacınız var mı? Kovan başına destek 30 TL yetersiz. Gezginci arıcı için akaryakıt desteği vermelisiniz. Sahte bal bir milli güvenlik sorunudur. Piyasada sahte bal hakim olunca doğal bal üreticisi üretmekten vazgeçiyor. Binlerce bitki için bu son demek, ölüm demek. Hem de sahte bal ciddi bir sağlık sorunu çünkü sahte bal üretiminde kullanılan glikoz şurubu bir kimyasal zehirdir. Üstelik bunu bal diye satmak da dolandırıcılıktır. Yok şu kanunu şu mevzuatı çıkarttık diyeceksiniz, biliyoruz ama biz de bunları biliyoruz. Uygulamadıktan sonra hangi kanunun bir hükmü var? Türkiye sahte bal cennetidir. Şu anda piyasadaki balların rakama dikkat edin %70'i sahte arkadaşlar. Bununla ilgili araştırma analiz sonuçlarını isterseniz Sayın Bakan size ulaştırırız. Daha önceki bakana bunları ilettik fakat bunlarla ilgilenmedi, görmezden geldi. Hemen bir örnek. 3 harfli şu marketlerde gelirken aldığım bir görseli size göstermek istiyorum. Son 20 dakikamız 4,5 dakika oldu. Evet, şu gördüğünüz bal 60 lira yazıyor. Arkadaşlar toptan bal bile şu anda 70 lira. Bunun içerisinde paketleme, kavanoz, nakliye, analiz, hijyen maliyeti, ambalaj, işçilik, market kârı, vergiler nerede? Bunları da çıkarttığın zaman bu bal nereye gelecek? Bu çünkü bal değil arkadaşlar. Bu arı görmemiş bir glikoz şurubudur. Bu bal diye satılıyor. O yüzden bunların denetlemelerini doğru yapmanız gerekiyor. Sayın Bakan, göreve geldiğinizde arıcılar sizden çok umutluydu. Ama verdikleri süre doluyor, bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, kıymetli bürokratlar, öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, her ne kadar 2002 yılı referans alarak rakamlarla bazı değerlendirmeler yapsanız da tarım ve hayvancılık konusu AKP iktidarının en başarısız olduğu konuların başında gelmektedir. İktidarınız tarımı dışa bağlı hale getirmiş, neredeyse ithalini yapmadığımız tarımsal ürün bırakmamıştır. Bu bir başarıysa evet, Türkiye gibi tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkeyi ithal bağımlısı haline getirmekte başarılısınız. Aslında sizlerin burada yapmak istediğiniz şey bir algı yaratıp günü geçiştirmek. Maalesef ki bunu da başaramıyorsunuz. Çünkü gerçekler o kadar açık ki siz ne kadar allayıp kullansanız da kimseyi inandıramıyorsunuz. Herkes sofrasına gelen ekmeğin büyüklüğüne, kaynayan tencerenin içine bakıyor. Ve görüyor ki sofraya gelen ekmek her gün daha küçülüyor, tencerede kaynayan yemek çoluğun çocuğun karnını doyurmaya yetmiyor. Siz 2003'ten bu tarafa toplam 500 milyar TL destek ödedik diyorsunuz. Geçen yıl selefiniz bakan bu rakamın 396 milyar TL olduğunu ifade etmişti. Arada 104 milyar TL'lik bir fark var. Yine siz sunumunuzda Ekim 2022 itibariyle 32.8 milyar TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını ifade ediyorsunuz. Bunu düşersek aradaki fark 72 milyar TL civarında. O zaman soru şu. Bu 500 milyar TL rakamını nereden buldunuz? Sunumunuzda da belirttiğiniz gibi hesabımızı günümüz fiyatlarıyla yaptık diyebilirsiniz.
Öyleyse buyurun dolar üzerinden başka bir hesap yapalım. Tarım kanunundaki tarımsal desteklerin milli gelirin %1'inden az olamayacağı hükmü gereğince 2006'dan beri ödemediğiniz destekler toplamının 325 milyar TL olduğu hesaplanıyor. Peki iktidarınız tarafından ödenmeyen bu desteklemelerin güncel fiyatlarla değeri ne? Dolar karşılığı 68-70 milyar dolar. Bugünün kuruyla da güncel karşılığı yaklaşık 1 trilyon 300 milyar TL'nin üzerinde. Bunun hesabınızı çiftçimize, üreticimize verebilir misiniz? Veremezsiniz. O nedenle seçime kalan bu kısa süre içerisinde AKP'nin ülkeye verebileceği bir şey kalmadığı gibi tarım ve hayvancılığa verebileceği hiçbir şey de yoktur. Bu değerlendirmelerden sonra bölgemle ilgili de bir şeyler söylemek isterim. Sayın Bakan, KOP projesi, Mavi Tünel projesi ne oldu? Proje ne zaman bitecek? 20 yıllık iktidarınızın sonunda Konya Ovası projesiyle ilgili hala cak cek diyorsunuz. Ama net bir tarih veremiyorsunuz. Konya, Karapınar, Çumra, Karamanımızın ova köyleri projeden gelecek suyu bekliyor. Görüyorum ki bu işi iktidarınız bitiremeyecek. Konya Ovası projesi bünyesinde bugüne kadar bazı tesisler hizmete alınmış olmasına rağmen 18'i baraj olmak üzere halen 63 adet inşa halindeki tesis bütçe beklemektedir. Bunları bitirebilecek yeterli ödeneğiniz var mı Sayın Bakan? Konya Ovası Mavi Regülatörü ve APA Hotamış İletim Kanalı'nın akıbeti Gilan hikayesine dönmüştür. Kanalda çökmeler ve tünel içerisinde göçmeler yaşanmaktadır. Başlarken 2017 yılında bitirilmesi planlanan projede bunun sebebinin oburuklaşmadan kaynaklandığı bilgisi paylaşılmaktadır. Bu nasıl planlamadır? Bu nasıl iş yapma anlayışıdır? Bölgenin jeolojik yapısını bilmeden mi projeler planlanmaktadır? Eğer böyleyse bu iş bilmezlik değil de nedir? Yoksa bu işin bitirilememesinin bahanesi midir? Aynı şekilde Afşar Barajı ile Bağbaşı Barajı'nı birbirlerine bağlayacak Hadimi Tüneli halen bitirilememiştir. 2017'de tünelin yapımını üstlenen firma 2018'de konkordato ilan etmiş ve proje yürütümünü durdurmuştur. İş tesliminde Mart 2021'de tamamlanması planlanan inşaatta 2018'den bu tarafa neredeyse yaprak kıpırdamamıştır. Bugün siz hala cek cak diyorsunuz. Yine Karaman'da Ayrancı Baraj Gölü ve Karaman Merkez Gödek Baraj Gölü'nde kapalı basınçlı sistem sulamaya geçilmesi ve KOP'a dahil edilmesi konuşulan Karaman'ın Karadağ civarındaki köylerini kapsayacak Karadağ sulaması ile ilgili de 20 yıllık AKP iktidarı boyunca maalesef ki ciddi bir gelişme sağlanamamıştır. Yine Karaman'da dahil olmak üzere Konya Ovası'nda binlerce ruhsatsız sulama kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyular faaldir. Yer altından su çekmektedir. Her türlü hizmeti de almaktadırlar. Ne var ki kullandıkları elektrik tarımsal elektrik değildir ve daha pahalı olan tarife kapsamındadır. Ayrıca bu tür kuyulara sahip çiftçiler desteklemelerden de faydalanamamaktadır. Bakanlık bu kuyulara karşı ikiyüzlülüğü, yani var ama yok gibi davranmayı bırakmalı, çiftçilerimizi rahatlatacak bir çözüm üretmelidir. Ayrıca Konya Ovası'nda, Karaman'da su kalmadı Sayın Bakan. Havza planlamasına ne zaman geçeceksiniz? Tüm ova çölleştikten sonra mı? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çok teşekkürler. Sayın İbrahim Aydemir.